Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Begüm. Bugün sizlere çokça sorduğunuz yazıcı kartuş dolumunu anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz çok fazla sıkıntı çeken arkadaşlar var. Dolum seti aldık. Daha önceki videolarımı ekleyeceğim linklerden izleyebilirsiniz. Onların haricinde yanlış dolumdan dolayı yaşanan sıkıntılar, sorduğunuz bütün sıkıntılarla ilgili cevapları vermeye çalışacağım. Buraya hazırlamış olduğum kartuşlarla ilgili hem nasıl dolduruyoruz hem de kuruyan kartuşları nasıl faaliyete geçiriyoruz ya da yaşadığımız sıkıntıları nasıl giderebiliyoruz, onlar hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Lafı da fazla uzatmadan hemen konuya girmek istiyorum aslında. Bir de çokça sorulan sorulardan bir tanesi de demo kartuş mu, normal orijinal kartuş mu almanız gerektiği yolundaki sorulara cevap vermek istiyorum. Benim kartuşlarım demo kartuş arkadaşlar. Yazıcıyı aldığım andan itibaren demo kartuşlarla devam etmekteyim yoluma. 13. 14. kez dolduruşum ve hiçbir sıkıntı yaşamadım. Onunla ilgili de doğru dolum yapıldığında ne kadar dayanıklı ve kullanışlı olduğuna dair bilgiler vermek istiyorum. Hemen isterseniz videomuzun içeriğine geçelim. Sıcak suyumuzu kabımıza aldık. Eşim de bana yardımcı olacak şu anda. Hemen şöyle nasıl bir uygulamaya gidiyoruz onları göstermek istiyorum. Bakın bu renkli kartuşumuz arkadaşlar. Size devamlı söylüyorum. Elinizi değmemeniz gereken yerler bu çipli olan kısımlar. İşte dolum yaptığımız yerde şöyle bandımızı çıkardığımız göstereyim şöyle. Bakın zaten renklerinde olduğunu görüyorsunuz. Deliklerin olduğu yerler. Bu kartuş 2-3 aydır dolmuyor, bekliyor, dolmuyor. Evet. Elimizi de değdik gerçi birkaç kere. Ya onu da soruyorsunuz. Ama yine çalışıyor. Evet. Öyle bir yani böyle hemen deyip şey yaptığınızda bir sıkıntı olmaz. Hani çok fazla değdirip temasta bulunmayın anlamında söylüyorum ben onu. Şimdi bu siyah kısım, püskürtme kısmı renkli de daha geniş. Burası 3 kanallı. 3 renk veriyor. Hı hı. Sarı, kırmızı, mavi diyeyim ben. Buralar tıkanabiliyor. O yüzden bunu şimdi sıcak suya böyle ağzı gelecek şekilde. Çipin olduğu kısım değil. Şu ağız kısmı tabii ki. Şu ağız kısmını sıcak suda bekletiyoruz. Sıcak suya koyun. Ağzı arkadaşlar sarıp sıcak suya koymuşlar. Sarmanıza gerek yok. Ağzının açılması için bu şekilde yerleştirebilirsiniz. Bakın. Bu kartuşta babamıza aldığımız yazıcın. Bu da 3 aydır boş duruyor. Buna da şimdi dolum yapacağız. Ağzı kurumuş. Hatta görünüyor. Siyah kurumuş orada. Bu da bomboş. Onu da şu anda sıcak suya koyuyoruz. Bu da bizim siyah kartuşumuz. Bu 2-3 haftada bir dolum yapıyoruz. Dolum yapıyoruz zaten. Buna. Ama yine bu da yine 2 haftadır falan dolum yapılmıyor. Evet. Bunu da böyle sıcak suya koyduk. Şöyle ağızları dik gelecek şekilde koydum. Şimdi ben size devamlı sorularınıza cevap olarak benmari usulü diyorum. Çaydanlığın üzerine kapağını ters çevirip bu şekilde kolonya da koyabilirsiniz. Biz zaten şimdi sıcak suyun içerisine birazcık da kolonya. Çünkü daha çabuk çözülmesini sağlayacak, yumuşamasını sağlayacak. Kolonya da zaten temizlerken devamlı kullanmanızı söylüyorum. Böyle birkaç dakika bekletirseniz aslında çözülecektir. Zaten kusmaya başlıyor. Evet, bakın bakın. Mesela şimdi bu aylardır kullanılmayan. Evet. Kustu. Bakın. Keza bu hadi 2-3 yani haftada yani aslında vakum gibi içindeki mürekkebi yumuşatıyoruz gibi düşünebilirsiniz. Zaten daha da açılmazsa ki mesela bu renkli için işimizi sağlam alacağız. İçine biraz dökeceğiz daha. Biraz kolonya. Ben size şırıngayla ecek dedim diyordum. Şöyle kolonyayı kapağın içine döktüm. Hı hı. Buradan da şöyle şırıngayla çektim. Dolum yaptığımız kısımlara zaten renkleri hemen veriyor. Kolonya çözüyor. Bu şekilde uygulayabilirsiniz. Ağızlarını da bu arada açsınlar şuraları. Evet, o hava alsın. Dolum yaptığınız yerin yapışkanlığı olan etiketlerini çıkartın. Tabii sonradan tekrar kullanacağınız için bir yere koyun şöyle. Sonradan kullanacağız çünkü onları. Dolum seti hakkında soruyorsunuz. Ben sizlere dolum seti tavsiye edemiyorum arkadaşlar. Çünkü benim aldığım şu grup. Ben renklerinden pek memnun kalmadım. Bitmesini bekliyorum ve uzun süredir kullanıyorum. Bitmedi. Yani o kadar dolum yapmama rağmen bitmedi. Bunu da soruyorsunuz. Bu arada işlemler yapılırken ben sorularınızla hızlı hızlı siyahımız cevaplamak çok istiyorum. Az kaldı. Evet, siyah çok kullandığımız için siyahımız az kaldı ama diğer renkliler daha henüz bitmedi. Kısım kısım koyduğumuz için milim şeklinde 1 milim, 2 milim işte kartuşunuza göre değişiyor bu. O yüzden dolayı da tavsiye edemiyorum. Ama şöyle bir sisteme gidebilirsiniz. Satıcısının yıldızının fazla olduğu yorumları okuyabilirsiniz. Yorumların iyi olan satıcılardan temin edebilirsiniz. Zaten kartuş dolum seti diye yazdığınız takdirde bir sürü size alternatif çıkacaktır. Önemli olan markası yazıcınızın. Markasını yazıyorsunuz ve o markaya göre numaralar oluyor. Atıyorum benim
çünkü 26.00 serisi olduğu için HP'nin 26 serisinin 304 numarası mesela benimki. Şimdi 27 serisi çıktı, onlarınki de 305. O şekilde dolum seti HP 304 dolum seti, 305 dolum seti diye yazarak temin edebilirsiniz. 2 renk veriyor. Tıkalı 3 renk vermesi lazım. Devamlı soruyorlar zaten bunu bana. 2 renk veriyor, 1 rengi vermiyor ya da tek renk veriyor diye. Ağızlarını açmak için bu işlemi uyguluyorsunuz. Şöyle normalde yukarıdan aşağı doğru çekmeleri gerekiyor ağızlarını açabilmek için. Bakın ikinci çektiğimizde ikinci rengi verdi. Yukarıdan aşağı. Yukarıdan aşağı. Biraz daha bekleteceğiz. Bu arada şunu da şöyle. Tabii içleri şu an boş ama üstten kolonya döktük ya alkol. İçinde olanları o çözüyor. O yüzden içinde olanları çözüyor. Ağzını da şimdiden temizlemiş oluyoruz daha koymadan. Yukarıdan aşağı doğru böyle çekerek temizleyebilirler. Daha da olmadı. Böyle altlarına destek parmaklarını koyup yukarıdan aşağı, bakın yukarıdan aşağı çizgi halinde çıkarıyor. Bu güzel. Siz doldurduktan sonra genelde çıkmadığını söylüyorsunuz. Ben de bu işlemi yapmanızı söylüyorum ama doldurmadan önce bu işlemi yaparsanız daha sağlıklı olacak aslında. Bunun içi de varmış galiba ki bizim daha net verdi. Biraz evet. Daha net verdi. Biz kullandığımız için daha net veriyor. Evet. Biz artık unutuyoruz ne zaman dolu ne zaman boş. Şu an zaten içinde olduğu için düzgün şekilde veriyor bunu gördüğünüz gibi. Doldururken az dolduracağız. Az dolduracağız. Hem de göstermiş olur size yani dolu olan kartuşla boş olan kartuşla kaç milim. Ben normalde işte şu kadar milim bu kadar milim diyorum ama dediğim gibi kartuşunuzun kapasitesine içerisindeki mürekkebin doluluğuna boşluğuna göre o milimi siz ayarlamanız gerekiyor aslında. Temiz izliyoruz. Elimizde hazır peçetemiz varken etiket yapışacak kısımları da böyle kuru temizliyoruz. Kuru olması gerekiyor yapışsın diye. Yani. Etiket kısımlarını da böyle temizliyoruz güzelce. Kenarlardan tutuyoruz. Çip olan yeri ellemiyoruz zaten. Çip olan yeri silebiliriz ama oraları da şöyle yine peçetenin temiz kısımlarıyla şöyle bir silebiliriz. Çok da bastırmadan. Çok bastırmadan hassas evet. Kopabilir. Böyle bekletiyoruz alkollü ve sıcak suda. Tamamen işlem bu aslında. Ağızlarının açılması önemli olan. Evet. Çünkü çok dar mikron seviyesinde bu ağızlar. Gözeneklerde donabiliyor boya sonuçta zaman içerisinde. Kullanmadığınızda donuyor yani. Tabii ki. Bunun içerisine kolonya döktüğümüz için ağzı da hazır esnedi. Yukarıdan ben kendim üfleyeceğim ağzımla. Evet bu sistemi bir göstermek vakum, istiyorum. Bir vakum aparatımız olmadığı için yitme. Ha var vakum aparatı alttan da şu. Çekebiliriz. Evet. Ama onu pek kullanmıyoruz. Yani yetmiyor. Tek sağlıklı olmuyor değil mi bu? Yani tam içine aynen, çekemiyor maalesef. Aslında. Bunu da yapabilirsiniz. Yoksa, içinden çıkıyor da. Yine yapılsın tavsiye ediyoruz ama kendi işçiliğimiz gibi olmuyor yani. Bakın mesela geldi çektik içindeki havayı aldı. Hem havayı aldı hem alkolü aldı. Kolonyayı aldı boyayı aldı. Yine çekelim yine biraz daha aldı. Bu şırınga şeydi temizdi mesela sıfır şırıngaydı. Uğraşmamız gerekiyor. Çünkü ülkemizde maalesef bunlar hep ithal geldiği için yurt dışından biz üretmediğimiz için. Pahalı çok pahalı. İnsanlar da haliyle o yüzden dolum yapmaya çalışıyorlar. Yani aslında bence dolum seti kullanışlı. Çünkü hani kaç sayfa alır falan diye soruyorsunuz ama sayfası yine kartuşunuza göre değişiyor. Fakat gördüğünüz gibi bakın ben bir yılı aşkındır bu dolum setini aldım renkliler. Yani üzerinden çok az kullandım. Daha hala da var. Yani bir beni 1-2 yıl daha götürür herhalde. Çok çıktı alanlara demiyorum bunu tabi. Şöyle bakın. Şırıngayla doldurduğunuz deliklerden. Tabi dikkatli üflesinler. Ağızlarını yüzlerini boya yapmasınlar ama ister istemez oluyor. Bunlar çok beklerse, bunlar ki çok bekledi. Çok beklemeyenler bu kadar uğraştırmıyor aslında. Evet. Dolumunuzu yapabiliyorsunuz. Bunlar kuruyup sıkıntı çekenler, tek renk verenler, hani rengi tamamen çıkmıyor diyenler için çözüm önerisi aslında. Bu konuyla ilgili çok soru aldığım için sizlere ayrıntılı çekmek istedim aslında. Umarım da faydalı olur. Böyle vuruyoruz arada ki hani ufak donmuş taneler varsa çözümsün, çözülmesine yardımcı olsun diye. Siyahlarla fazla uğraşmıyorum çünkü hemen verdi. Bir de tek renk olduğu için o birazcık daha herhalde kolay. Tabii kolay ama renkli üçüncü rengi vermiyor. Üçüncü rengi alana kadar uğraşacağız. Ha, bu epeydir boş belki üçüncü renk yoktur. Diyeceğim ama var. Ara ara çıkarıyor. Çıkıyor, evet. Ben görmeye başladım. Evet. Ara ara veriyor. Oynadıkça verecek. Aynen. Bu işlemi yaptıktan sonra da çok kurutmamak kaydıyla dolum yaparsanız sık sık yapmanıza gerek yok. Her defasında yapın demiyorum. Sadece kuruyup sıkıntı çektiğinde bu yolu izleyebilirsiniz.
Şimdi bakın böyle uğraştık. Rengi aslında veriyor ama sanki iki renkmiş gibi görünüyor. Bunu da şöyle. Üç renk veriyor. Evet, üç renk veriyor. Arada sarı da var. Kırmızıyla birleşiyor aslında. Dolumumuzu yapacağız. Sonra da size renk skalasını göstermek için çıktı alacağız tabii ki. Dolumu hemen yine gösteriyoruz. Kırmızı. Renk karışıklığı yaşamamanız için bakın bu aslında gösterdiğim doğru bir dolumdur. Bu şekilde gidin. Onun öncesinde eğer tereddütlüyseniz karışıklık olmasın diye bakın şöyle kürdan, çöp ne varsa o noktaların olduğu yerlere bunları böyle bakarsanız eğer hangi renk nerede aslında görmüş olursunuz. Doğru bir dolum olur. Biraz hava var ama sorun değil. 2'şer milim. Şu an bizimki yapacağız. Boş olduğu için 2 milim. Evet. Doluluk oranına göre onu ayarlayın siz. Zaten taşma yaptığında. En son zaten bu şeyleri söylemiştik ne kadar aldığını. Şu an hatırlamıyorum. Şöyle çapraz şöyle 45-35 derece açıyla yavaşça dolduruyoruz. Şöyle açıyı değiştireceğim biraz da şu taraftan. Şöyle yokluyorum. Hı-hı. Yumuşak yere olacak şekilde. Evet taştı. Hemen çekiyoruz fazlasını. Başka bir açıya geçtim. Evet almıyor. Bu yeter diyor bize anlaşılan. Hı-hı. Biz de zorlamayacağız. Şöyle üst kısmı temizleyelim. Şimdi sıradaki yellow, magenta'yı doldurduk. Yellow'u karıştırabilirler. Biraz benziyor yakın. Yine 2 milim çekeceğiz. Biraz yine hava var. Bunu yine basıp çekerek yok ben hiç hava olmasın diyorlarsa yavaş yavaş. Çok yavaş. Bir anda hızlı çekince hava yapıyor. Tabii. Bir köpürtüyor. Yavaş yavaş çekerseniz aslında daha sağlıklı. Sarının yeri. Bir yere bastığınızda taşma yaparsa başka açılardan deneyin. 3 açıyı da deneyin böyle aşağı yukarı sağ sol gibi. Hala taşma yapıyorsa da doluluk oranı yeterli. Çok bastırmayacaklar yine. Biz tabii içine bunun kolonya falan da bastık. Onunla da alakalı olabilir. Üfledik falan havasını almaya çalıştık ama demek ki yeterince alamamışız. Almıyorsa zorlamayacağız. Kalanını tekrar şırıngadan içine boşaltabilirsiniz. Boşaltıyoruz. Yine şöyle hemen temizliyoruz. Mavi olan mürekkebi dolduracağız. Evet, dolduracağız. Yine bunun içinde bir şırıngamız var. Yavaşça bunu da çekiyoruz. Mesela 2 milim diye aldık ama gördüğünüz gibi 1 milim gibi. Fazla geldi evet, çünkü içinde kolonya vesaire de olabilir. Şimdi standartını gösterelim. Yine vakum aparatını alacağız. Ama zaten belli ediyor bakın ağzından da böyle damlatıyor. Yani bir yılı aşkın süredir biz bu şekilde sürekli olarak uyguluyoruz. Bir sıkıntı yaşamadık. Bir sıkıntı yaşamıyoruz. Çıktılarımızı alıyoruz. Ve dediğim gibi demo hala demoyu kullanıyoruz. Tabii, yani orijinal değil. Orijinal almadık. İçindeki havayı çekiyoruz. Süngerden ağza doğru gelsin diye çekiyoruz. Yavaş yavaş geliyor. Tabii bunu da iyi oturtmak lazım. Bu bizim aldığımız aparat da çok iyi değil. Evet o yüzden zaten öneremiyorum ben size. Hani çok da kaliteli bir dolum seti değil. Uyumlu değil. Ama biz uydur kaydır falan derken zorluya bakın daha iyi bastırdım daha çok çekti mesela ama parmağımla çok bastırıyorum ağzına kaçırmasın diye bakın parmağımla daha da bastırdım daha da iyi bir vakum yaptı silikon kısım ama dediğimiz gibi dolum seti biz zaten geldiğinde de belli etmişti kendini iyi olmadığı belliydi yine yukarıdan aşağı çekeceğiz şöyle bakalım. Güzel veriyor. Henüz tam istediğimiz ölçüde değil. Şöyle biraz daha yavaş çektiğimizde bakın oturmaya başladı. Hani şöyle zaten bastırıp çektiğimizde veriyor arkadaşlar bakın. Ama biraz fazla yayılıyor. O da içindeki kolonyanın da etkisi var. Şöyle ben aslında sizlere sorularınızı cevaplarken bu işlemi yaptığınızda hemen arkasına dolum yapmamanızı söylüyorum. Ki biz şimdi size gösterelim diye hemen dolumunu yapıyoruz ama şöyle bir yol izleyebilirsiniz. Bu ilk başta size sıcak suda bekletip ağzını açıp içindeki mürekkebi erittikten sonra tabii, bence 6-7 saat böyle süngerin içindeki filtrenin kendini çekmesini bekleyin. Birazcık dışarıda kartuşu bekletin. Ondan sonra dolum yaptığınızda daha sağlıklı olacaktır. Bu bizi 3 kere bozuk arızalı diye uyarı verdiği halde yazmaya devam eden bir yıl aşkın zamandır kullandığımız renkli kartuşumuz. Hı hı. Dolumu tamam. İşimizi görecektir. Bize istediğimiz çıktılarımızı verecektir. Verecek. Bir yedek etiketimiz olacaktı. Tamam etiketimizi de kapattık. İşlem bu kadar. Şimdi deneyeceğiz. Aynen yazıcıya takıp deneyeceğiz. Siyahların dolumunu yapalım. Şimdi siyah için dolumu yapacağız. Siyahta kalmamış. Siyahımız evet bitti. Siyah daha çok kullanıldığı için sorularınızdan yine yola çıkaraktan bazen renkli yazdırmadığında siyah beyaz da ihtiyacım varsa renkliye ihtiyacım yoksa renkli kartuşu çıkarıp siyahı alabiliyorum bunu da soruyorsunuz. Eğer renkliye ihtiyacınız yoksa siyah daha çok kullanıyorsanız renkliyi çıkarıp siyahları alabilirsiniz. Hata
veriyor yazıcı falan diyorsunuz ya, o zaman o şekilde de kullanılabilir. Ama bu sistemi, benim bu gösterdiğim sistemi yaptığınızda aslında bir problem yaşamazsınız. 3 milim aldık. Siyah yine orta kısımdan. Yine böyle filtreye çok gitmeden, orayı patlatmadan. Bakın doldururken de altına damlattı mesela. Hı hı. Ağzı açık. Başka açıdan, ikinci açıdan veriyorum. Çevirdim, alıyor. Üçüncü açıya girdim. Üçüncü açıdan verdim. Şimdi şöyle kenar tepeden komplesini doldurduk. İçi aslında bunun boş olduğu için 3 milimi aldı rahatlıkla. Tabii 3 milimi rahatlıkla aldı. Ağzından da bu arada bırakıyor damla damla. Gerçi o suyla da karışmış. Yani hem suyu, su hem içine kolonya. Şöyle düz bir şekilde bastırıp çektiğimizde bakalım. Biraz hala sanki tıkalı gibi bu. Yalnız bu çok uzun zamandır bekliyor. Böyle yapa yapa yavaş yavaş açılacak. Tabii yavaş yavaş bakın veriyor. Yeter ki içindeki mürekkebi eritebilin yani. O da sıcak su kolonya karışımıyla. Solüsyon varsa elinizde. Solüsyonu evet, belki harcamak istemezsiniz de kolonya ile su karışımını kullanabilirsiniz. Bakın bastırıp çektiğimizde düz bir hat sağlıyor. Bu da tamam. Problem yok. Bize güzel çıktılar. Verecektir. Verecek. Biz yine şöyle temizleyelim orasını burasını. Evet şöyle ağızda kontrol ediyor. Bazen fazla dolumda aslında yazıcının içine de akıtma gibi problemleri tabii olabiliyor. Onu da kontrol edin. Yazıcınızı temizleyin yoksa farklı sıkıntılar oluşabilir. Onu da hemen dipnot söyleyeyim. Yine vakum aparatını takıyoruz. Vakumumuzu taktık. Şöyle. Önemli olan şuradaki o süngerli kısmın tabii, iyi oturması. İyi oturması. Bakın çektik. Geldi. Bir daha çekeceğiz. Biraz daha geldi. Bir şekilde uygulamaya çalışıyoruz. Şimdi bakın eski bir kartuş vardı elimizde renkli. Bu da HB'nin yine 344 olan renkli kartuşu. Şöyle çok eskiydi ve bayağıdır duruyordu. Size söylediğim sistem sıcak suyu koydum, kolonyayı içine doldurdum ve şöyle sıcak suda birazcık bekletiyorum. Hangi noktasında hangi renk var bilmiyorum. Bir yandan da siyah kartuşu dolduruyoruz. İki işlemi bir arada. Bakın şöyle göstereceğim ben size hangi noktasında hangisi var. Hani diyorsunuz ya nereden bileceğiz doğru doldurduk mu doldurmadık mı? Garantiye almak istiyorsanız sıcak suya koyup kolonyaya koyup böyle birazcık yumuşattıktan sonra üzerine ilk başta göstermiştim ya size kolonya dökmüştünüz birazcık. Birazcık kolonyayı üzerine döktüğünüz takdirde bakın şimdi. Mesela şuraya birazcık şöyle kürdanı filtreye değdirdim. Bakın şu size zaten hemen referans olacaktır. Ucunu görüyor musunuz? Biraz flu çekiyor ama gördüğünüz gibi mavi. Yani üst kısımda mavi var. Hemen diğer öbür deliklerine de bakalım. Bu da kırmızı. Acenta. Evet. Kırmızı olan o. Diğeri de zaten. Çok bastırmıyoruz. Evet. Hassas. Kırıp filtresini şey yapmayın. Bu da zaten normalde üstte mavi. Yellow. Aynen. Diğer taraf kırmızı tabii olunca burası da sarı. Zaten o da şöyle bakın. Peçeteye sürdüğünüzdeki ucu da zaten sarı oldu. Böyle hangi nereye neyi dolduracağınızı görmüş oluyorsunuz. En azından hani yanlış dolum yapmazsınız. Şu da doldurduğumuz siyah. Çok net şekilde güzel bir şekilde veriyor. Bunu da doldurmuş bulunduk. Hemen etiketini de yapıştırıyoruz. Kullanıma hazır hale getiriyoruz. Vakum yapmadık. Gerek yok. Ağız bunu aç. Sık kullanıyoruz çünkü aynen. Vakumlamadık. O vakumu böyle çok nadir işte bekletilmiş, içinde mürekkebi gelmeyen, sıkıntı veren olduğu zaman kullanabilirsiniz. Şu renkli kartuşumuzu da doldurduktan sonra işlemlerimizi size göstereceğiz. İlk başta göstermiş olduğum renkli de doldurduğumuz şekliyle aynı sistemi uyguluyoruz. Sadece ben bunu çok uzun süredir kullanmadığımız için nasıl bir yol izliyoruz onu gösterip hem de farklı bir kodla hangi rengin hangi yerde olduğunu göstermek istedim sadece. Bakın arkadaşlar bu çok eski bir kartuş. Biz bunu hayata geçirmeye çalışıyoruz. Şu kısım çip olan yer değil de şu kısım. Ağız kısmı. Ağız kısmı. Püskürtme kısmı. Aynen. Çizik çizik olmuş bakın. Donmuş orada kalmış bakın görünüyor. Aynen. Onu artık sıcak su kolonya. Üstünden de yine orijinal alacağız diye bir çabaya girmeyin. Demo olan kartuşlarınız gerçekten hani doğru düzgün bir şekilde uygulama yaptığınız takdirde size sonuç verecektir. Atmayın demo kartuşlarınızı. Ha, ekonomik durumları yerlerindeyse tabii zaten canım orijinal buna, alabilirsiniz. Bunlara hiç gerek yok o zaman. O da ayrı konu. Atmayın diyor. Atarsa atsın. Atarsa atsın diyorsunuz ama Mustafa Bey yani şu devirde de aslında hiçbir şey atılmaya gelmiyor. Maalesef. Bence hiçbir
hiçbir şey atılmamalı. Devir artık o devir. Evet, biz geri dönüşümde kullandığımız için. Yani alım gücü olsa da bence atılmamalı. Söylemiş olduğum gibi ya, birazcık uğraşmayı seviyorsanız, tabii vakti olmayanlar için söylemiyorum ama sonuçta hayata döndürülecek bir şey. Bunun ağzı çok kötü olduğu için artık donmuş falan buralar. Böyle bir deneyeceğiz, bakacağız. Evet. Çalışacak mı? Çalışırsa ne hala? Çalışmazsa işte o zaman şeyi denedikten sonra atabilirsiniz. Tabii. Aynen öyle. Sonucunu, nasıl bir sonuç verdiğini zaten size göstereceğim. Bakın yavaş yavaş ağzı açılıyor. Hiç koymadık. İçindeki. Şu an içindekini yumuşatıyoruz. Ağzını açmak için yukarıdan aşağı doğru yine çekiyorum. Şu an içinde hiç mürekkep yok bu arada. Koyduğumuz alkolle içinden renk veriyor. Yumuşadıktan sonra renkleri doldurup nasıl bir çıktı alıyor onu da sizlere gösteririz. Aynı diğer bizim renkliyi doldurduğumuz gibi bunu da dolduracağız. Şimdi kartuşlarımızı getirdik. Renkliyi ve siyah beyazı takacağız kartuşumuza. Yazıcıyı açtık. Kapağını açıyoruz. Geldi. Renkliyi renkliye. Siyahı siyaha. Şurada gösteriyor bakın. Evet. Bu köşede altta süngerler var. Dipte. Hı hı. İki tane sünger var. Evet. Onları da arada böyle parmağımızla kontrol edersek temiz mi? Akıntı mı? Akmış mı? Hani onları yerinden çıkarıp temizleyip tekrar da takabilirler isterlerse. Evet. Şimdi kapağı kapatıyoruz. Kapattık. Bir çıktı alacağız. Hangisini alalım? Şunu alalım. Yani renkliyi tam görebilmek için böyle renkli bir şeyler alabilirsiniz. Biraz küçükmüş. Bir de bağlanamıyoruz diyoruz aslında diyorlar. Onu da mı göstersek? Bakalım renkleri nasıl verecek denememiz renkli. O miktarda renkli vermesi lazım. Yerlerini yanlış anladıysak. Yalnız resim bu arada küçük. Çok küçük. Çözünürlüğü çok küçük. Biz tam sayfa aldık o küçük resmi. O yüzden çözünürlüğünü kötü verdi. Ama yani renkleri istediğimiz gibi veriyor. Daha kaliteli bir sayfayla mı alsak? Ama gördüğünüz gibi renkler gayet. Çizgilerde çözünürlükten dolayı aslında üstünde çizgi çizgi olanlar. Hani gördüğünüz gibi resim çok küçük. Biz bunu tam sayfalık. Normalde evet. Bunu bu kadar almamız gerekiyordu. Sarı, yeşil, maviler, morlar, pembe, turuncu hepsi aslında gayet de vermiş. Evet. Aslında almış olduğunuz çıktının boyutu önemli. Bu sağlıklı bir çıktı değil. Şimdi size sağlıklı olması için çözünürlüğü yüksek bir fotoğraf bulup çıktı alacağız. Boyutu bunun biraz daha büyük şu. Hı-hı. Bunun evet. Bir çıktısını alalım. Hı-hı. Yazdır diyelim. Bir de bağlantıyla ilgili sorular var dedin. Bağlantı evde Wi-Fi modem olacak. Modeme zaten tanımlıyoruz. Şifre istiyor diyorlar o yüzden. Şifre hatırlamıyorum. Şifre istiyor muydu? Bizimki şifre istemedi. Kağıt çekme problemi yaşıyoruz biz de. Ruloyu da bir... Ruloyu kirlettiğimiz için kağıt çekme problemi yaşıyoruz. Biraz daha büyük boyutlu çıktı verdik. Bunu aslında... daha düzgün verecektir. Bağlantı diyorduk. Bağlantı çok bir problem yaşamadık ama arkadaşlar yaşıyormuş. Bir de uğraşacaklar yani. Uğraşmak gerekiyor. Bakın bu bizim renkli kartuş defalarca bozuldu vesaire ama. Evet ve de demo. Özellikle üstüne basa basa söylüyorum. Çünkü çok sorduğunuz için demo kartuşa devam ediyorum ben. Ha, mükemmel mi baskılarımız? Mükemmel değil ama bizim işimizi görüyor rahat rahat. Bir görüyor. De şöyle bir şey var. Hani orijinal değil arkadaşlar. Renk tonları hani tabii. Bakın aşağı yukarı tamam bizim istediğimiz şekilde sonuç vermeyebilir ama şöyle bir şey var. Aldığınız setin çok kaliteli olması gerekiyor. Ben dediğim gibi tabii, setimden memnun değilim. Evet. Daha böyle yorumlarda daha iyi olan setler alırsanız daha iyi sonuçlar alacaksınız ama bakın yani şu çıktı aldığımız bu da yazıcıdan çıkan gayet de aslında renkleri gösteriyor. Bir de acele ettik. Kolonya da döktük içine. Evet, yani evet, renklerin tonuyla oynadık aynen, aslında. Aynen. Kurumasını beklememiz gerekiyordu. Biraz 5-6 saat kadar bekletin. Kolonyayı bastıktan sonra sıcak suda beklettikten sonra biraz bekletin. Daha sonra dolum yapın. En az 5-6 saat bekletin. Vaktiniz varsa bir gün bekletin. Bir de şöyle siyah herhalde görelim diye. Siyah bir kedi. Bütün kartuşu bitirir bu. Almasak mı acaba? Hadi alalım. Siyahımız bitti zaten. Yoğunluklu olduğu zaman renk tonları biraz böyle yavaş çıkarıyor. Kısım kısım yavaş yavaş az az çıkarıyor. Tabii yani yazı görselin, halinde çıkardığınızda daha hızlı çıkaracaktır. Görselin formatı işte JPEG mi? Büyüklüğü. GIF mi? Evet. PNG mi? Renk sayısı? Hani pikseller
Evet. Çok fazla ayrıntı var. Kartuş daha çabuk bitiyor dediklerinde benim aklıma aslında şey geliyor. Bu çözünürlüğü falan ayarladıklarında kaliteyle alakalı bir özellik var yazıcıda. Çıktı alırken, çıktıyla alakalı. Tabii yazıcı ayarları değil hani, mi? Aynen aynen. Yazdırma normal ayarları. Yazı daha çok ödev yapan arkadaşlar aldığı için ona öğrenci arkadaşlara cevap vermek istiyorum. Yazı halinde alıyorsanız eğer yazının böyle çok net çıkmasına gerek yok. Siyah beyaz olduğu için biraz rengini kısabilirsiniz. Yani yüksek, orta, düşük diye seçenek var. Orta seçeneğini seçebilirsiniz. Geliyor kedimiz. Kıyaslayacağız. Çekmeyelim. Çizgi çıkarabilir. Hı hı. Yazıcıdan gelirken şuradan çekerseniz çizgi halinde olur. Kıyaslayalım. Şöyle bir. Bu zaten aldığımız. Şu da çıktıdan çıkan. Bir kedi var. Evet, siyah olduğu için aslında. Ben şimdi tabii monitörün vermiş olduğu evet, evet, ışık etkiyle birebir yakalaması bir mümkün değil. Kağıt kalitesi, mürekkep kalitesi hepsi evet. Etki eder. Ama isteğinize karşılık verecektir. Tabii tabii. Evet arkadaşlar, bir yıla yakın süredir aslında demo kartuşu kullandığımı sizlere söylüyorum ve defalarca dolum yaptım. Hala demo kartuşu kullanıyorum. Gördüğünüz gibi almış olduğum çıktılar bunlar. Sizlere cesaret vermek amaçlı aslında bu videoları çekiyorum. Lütfen vazgeçmeyin. Cesaretli olun. Azmin elinden bir şey kurtulmaz. Sadece biraz uğraşmanız gerekiyor. Uğraşmayınca da bir şey olmuyor. Öğrenci arkadaşlara buralarda selamlar ediyorum. İnşallah derslerinizde başarılar diliyorum. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde demo kartuşlarınızı orijinalini almadan kullanabilirsiniz. Tabii ki isteyenler orijinalini de alabilir. Daha net, daha iyi sonuçlar da elde edebilirler. Ama demo kartuşlarla aldığımız çıktılar bunlar. İhtiyaçlarınıza karşılık verecektir. Benim size anlatabileceklerim bugün. Bugünlük bu kadardı. Evet arkadaşlar, bugünlük sizlere anlatabileceklerim bu kadardı. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Sıkıntılar olursa yine benimle paylaşıp yorumlarda cevap vermeye çalışacağım sizlere paylaştığınızda. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız, yorumda bırakırsanız çok sevinirim. Sizleri seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.